Pompei'nin son günleri gibi yaşamak. Bu tabiri hiç duydunuz mu? Yani hiçbir şey bitmeyecekmişçesine, sanki her şey sonsuza dek sürecekmişçesine, israf ve gösterişe boğulmuş bir şekilde yaşamak. Ta ki 24 Ağustos 79 gecesine kadar. Bu şehre günahlar şehri denmesinin sebebi cinselliğin çok ön planda olması, şehirde birçok genel evin bulunması ve eşcinselliğin ise doğal karşılanması. Doğru, Roma gerçekten bir ahlaki çöküntü içerisindeydi. Hatta yıkılmasını buna bağlayanlar da var. Ama sadece ahlaki çöküntü bir devletin yıkılması, bir kentin kaybolması için sebep gösterilemez. Tarihe tüm bilimlerde olduğu gibi objektif bakmak gerekir. Pompei sıradan bir Roma kentidir. Şanssızlığı Vezüv yanardağı gibi aktif bir yanardağın yakında kurulmuş olmasıdır. Dünyada böyle birçok örnek vardır. Yanardağdan, selden, depremden zarar görmüş, kısmen ya da tamamen yıkılmış birçok kent var. Böyle durumları sadece ahlaki çöküntüye bağlamak ve "oh cezalarını buldular işte" gözüyle görmek çok doğru bir yaklaşım olamaz. Tarihe daha geniş açıdan bakmak gerekir. Pompei şehrinin bu kadar önemli olmasının nedeni Roma İmparatorluğundan kaldığı şekliyle 2000 yıla yakındır bozulmadan ve yağmalanmadan kalmış olmasıdır. Pompei bir gecede yok olana dek bilhassa 200 yıl boyunca hem ticaret hem de tarım sayesinde çok zenginleşmişti. Sık sık irili ufaklı depremlerle sarsılmasına rağmen her seferinde bunların yıkıcı etkisini bertaraf etmeyi başarmıştı. Nüfus gittikçe artmış ve en az 11 bin kişiye ulaşmıştı. Ziyaretçileriyle iki katına kadar da çıkıyordu bu sayı. Görkemli yapılarla donatılmıştı şehir. Büyük bir amfiteyatro, en az 4 halk hamamı, içinde natatorium adı verilen büyük yüzme havuzunun bulunduğu palestra yani spor kompleksi ve tabii ki 25 çeşmeyi su taşıyan su kemerleriyle tam bir gelişmiş abidesiydi. Varlıklı Romalıların yazlık villaları da apayrı bir gösteriş katıyordu şehre. Yemesi içmesi güzel bu şehre rağbet gösteren zenginler birbiri ardına inşa ettirdikleri villalarıyla adeta yarışa girmişlerdi. Bu villaların bahçeleri, iç avluları, odaları ve duvarlarındaki harikulade freskoları vardı. Bu freskolarda devrin yaşantısı hakkında birçok bilgiler elde edilebiliyor. Ancak duvar resmi ve Pompei aynı cümlede kullanıldığında akla tabii ki bilhassa Lupanar dinlenen genel evlerdeki erotik resimler geliyor. Genel evler zenginlere ve Pompei'de o yıllarda ticaretin yapıldığı gemilerde çalışanlara hizmet veriyordu. Çok sık bahsedilen yollardaki penis işaretleri, doğruca genel eve yönelen denizcilerin, yöre halkının dilini konuşamaması ve genel ev nerede diye soramaması durumunda işaretler ona yardımcı olacağından resmedilmişti. Genel evdeki odaların tepesindeki resimler ise iletişimi kolaylaştırmak için resmedildiği belirtilmektedir. Uzun süren Napoli Üniversitesi'nin özel koleksiyonlarında gizli tutulan bu resimler günümüzde şehrin Muazzam Müzesi'nde özel bir bölümde sergileniyor. Ziyafet sahneleri, kadınlı erkekli eğlence sahneleri, müzikli eğlenceler ve tabii ki cinsel birleşme sahneleri görenlerde şaşkınlık yaratıyor. Zira her şey son derece detaylı betimlenmiş. İşte hayat böyle zevk-ü sefa içinde akarken Vezüv yanardağı patlıyor. 250 dereceye ulaşan sıcaklıkla ölümcül akıntılar, yani sıcak gazlardan beslenmiş, kor halindeki kül ve lav parçaları saatte neredeyse 200 km hızla sadece 10 km mesafedeki Pompei'nin üstüne hızla çöküyor. Evlerin içine sığınmış insanlar bile bu felaketten kurtulamamışlar. Ölüm ani olmuş. 25 metre kalınlığındaki bir volkanik tabaka hem binaları hem de insanları örtmüş bir anda ve şehir unutulmuş. Birçok kaynakta bahsi geçen bu insanlar taşa dönmemişlerdir. Etrafındaki volkanik toz ve çamur sertleşip vücutları çevresinde kalıp oluşturmuş, zamanla içerideki vücut çürümüş fakat kalıp aynı kalmış. Sonuçta yer altında insan şeklinde boşluklar oluşmuş. Kazıyı yapanlar bu boşluklara alçı döküp ölen insanların heykellerini elde etmişlerdir. Özellikle bir meyve bahçesine saklanan 13 kişilik bir grubun heykelleri o patlama anının bütün dehşetini gözler önüne seriyor. Yüzyıllar boyunca toprak altında kalan bu şehirde 1599 yılında bir su kanalı çalışması sırasında tesadüfen bazı duvar resimleri ve yazılara rastlanır. Mimar Domenico Fontano kazıları biraz daha ilerletir ve çok sayıda erotik figürle karşılaşır. Ancak devir tutucu, Katolikliğin yükselişe geçtiği karşı reform devridir. Bu resimler o devirde pek hoş karşılanmaz ve mimar Fontano bunların üstünü yeniden toprakla örter. Bu sansür ile bu sayede resimler 18. yüzyıldaki ilk bilimsel nitelikli kazıya kadar korunmuştur. Pompei volkanik kalıntılardan dolayı günümüze kadar hiç bozulmadan kalan en iyi korunmuş ve en büyük sit alanıdır. Vezüv Yanardağ çevresindeki Milli Park ise UNESCO tarafından 1997'de Dünya Kültür Mirası ilan edilmiştir.